Evet arkadaşlar Huawei'nin Amerika Birleşik Devletleri Trump yönetimi bayağı bir Huawei'yi e, kuşatma altına aldı. Çevresini sardı. Bayağı bir hareket edemez hale getirdi. E, bazı şeyleri bir şekilde aşar aşacaktır diyorduk ama e, bu işlemci konusunda Huawei'nin e, elini dara düşürdü Amerika. Bu biliyorsunuz arkadaşlar e, AMD işlemci alırsınız. İşte Intel alırsınız, Nvidia ekran kartı işlemcisi falan alırsınız ee, ama veyahut işte e, bilmem ne marka, bilmem ne marka filan e, ekran kartı, kart vesaire alırsınız ama aslında bu ürünlerin o markalar isim hakkı sahibi tasarımını yapıyorlardır. İşte Intel'in işlemcisinin tasarımını yapıyor adam. Intel dediğimiz firma işlemcisinin tasarımını yapıyor. İşte e, bunların üretimi dünyada... 5-6 tane büyük tesiste fabrikadadır. İşte Foxconn bütün o ana bütün o ekran kartlarının ana devre kartlarını falan üreten şeydir mesela. Ee, pek çok bileşeni üretir. İşlemci konusunda da benim bildiğim bu TMSC var arkadaşlar. Tam e, böyleydi değil mi galiba? Evet galiba. Uzakta da bir fabrika var. İşte Malezya filan, Singapur'da, Malezya'da, Almanya'da, Costa Rica'da yani dünyada 5-6 yerde bu işlemcileri üreten fabrikalar var. Ama son yıllarda bu TMSC'yi duyuyoruz. Anladığım kadarıyla diğer fabrikalar bir şekilde güncelliğini yitirdi. Artık galiba kullanmıyorlar onları. Hepsi işlemci alayı anlaşılan bu TMSC'de üretiliyor. Şimdi Amerika, Huawei'nin bu fabrikaya sipariş verip işlemci üretmesini engellemiş Hani Huawei'nin kendi işlemcisi varmış arkadaşlar. Adamlar kendi işlemcilerini tasarlamışlar ama işte sipariş verip de hadi üretip yola bana çipleri diyemediği sürece bir anlamı kalmıyor bunun. Amerika bu şekilde Huawei'yi köşeye sıkıştırmış durumda. Ama bence bu yangına benzin dökmek gibi bir şey. Ben geçen Epic Games'le ilgili videomda da buna değinmiştim. Çinliler pek çok şeyi, şeyi araklıyorlar, pek çok bilgiyi, sırrı araklıyorlar, test mühendislikte bilgi hırsızlığıyla e, sanal korsanlıkla, sanal şeylerle saldırılarla. ve kendileri de azmedip üretip yapıyorlar. Zaten bütün dünyanın sanayisi de, bütün dünya yakasını da zaten Çin'e kaptırmış durumda, bütün üretimi de Çin'e verildi, bütün dünyanın. E, bu adamlar telefon üretebiliyor. O telefonun yazılımı, işlem sistemi ve içindeki uygulamaları üretemiyorlardı. Dı. Şimdi bu Amerika'nın, Trump'ın bu baskısı yangına benzin döküp hadi siz yazılımınızı falan da üretin gibi bir şeye dönüşüyor. İşte yongaları, çipleri, işlemcilerini üretemiyorlarmış. Tasarlıyorsun tamam ama işte sipariş verip ürettirmek mesele. Şimdi bu TMSC dediğim büyük T sistem fabrikadan arkadaşlar Huawei'yi 100 tane mühendisi kendi bünyesine katmış durumda. Ve e, belli ki yani bu tesisler hızlıca kurulup kendileri o e, tasarladıkları işlemleri kendileri üretecekler. Teknoloji basını çevreler e, bu işten şey yapanlar bu işi yazıp bu işleri yazıp çizip ilgilenen çevreler. Hani demişler ki bu hemen olacak bir şey değil yıllar alır filan. Ben o konuda farklı düşünüyorum arkadaşlar. Çin artık e, kapitalist şeyin, batının e, özellikle de Amerika'nın Trump'tan önceki yönetimlerde özellikle şey oldu. Kapitalizmin böyle dinamosu oldu. Önden çeken lokomotifi oldu. Bütün üretimi oraya kaydedilir. Yani Türkiye'deki işsizliğin bir kısmı Çin'deki her şeyin üretildiğinin yüzünden. İşte Almanya'daki işsizliğin bir kısmı, Amerika'daki işsizliğin bir kısmı. Dünyadaki pek çok ülkedeki işsizliğin aslında bir kısmı her şeyin Çin'de üretilmesinden ötürü. Dünya e, bu Çin'e bu şekilde yakayı kaptı ve şimdi Trump e, bir frene basıp Çini durdurmaya falan çalışıyor, yavaşlatmaya çalışıyor ama dediğim gibi kapitalizm bu adamları besledi ve ejderhaya dönüştürdü. Şu an Trump işi bilmiyor ve e, yangının üstüne benzin döküyor. Çin'in sabırlı bir şekilde yavaş yavaş üreteceği şeyleri hızlandırıyor ve Adamın kendi cihazına, kendi yazılımı olsun, kendi uygulaması olsun, kendi işletim sistemleri olsun, kendi işlemcisi, hatta işlemci tasarlamayı falan filan geçtim. E, o TMSC dediğim galiba Tayvan'daydı arkadaşlar. O üretim şeyi. Şimdi o TMSC'yi, o ülkeyi e, şey yapsam, e, baskı altına alsa Çin, üretmeyeceksin lan dese, Intel AMD nerede üretecek? Eski tesislere mi gidecek? Daha kötü teknolojiyle mi üretecekler? Hani kendilerine de onlara da misilleme yapsa Çin acaba ne olacak ama Çin adam kendisi kuruyor ve kendisi yapacak. Şimdi dediğim gibi teknolojik basın teknoloji çevreleri bu hemen ha deyince olmaz diyorlar ama yanlış düşünüyorlar. Şimdi arkadaşlar benim bildiğim en son araştırdığımda Çin halk cumhuriyetinin hem e, vatandaşlarının iş adamlarının filan serveti şeyde beklettikleri nakit arkadaşlar hani değer falan demiyorum bakın. Mevduat olarak yani şu bankalardaki nakit olarak bekletilen mevduat var ya hani mevduat olarak hem Çin'in e, zenginliğinin hem de devletin toplamda fazlası fazlası yanlış hatırlamıyorsam trilyon dolarlarla ölçülüyordu. 20 trilyon gibi bir rakamı duymuştum daha önceleri ulan video çekerken şu düt saat başı öten saat ille bir posta ötüyor ya her videonun içine giriyor bu kerata saat düt diye ötüyor. Özür dilerim arkadaşlar. Bu saati biraz uzağa koyacağım. Bir dahaki video çekişimde. Şimdi arkadaşlar Çin'in nakiti parası, parasal gücü, maddi gücü trilyon dolarla ölçülüyor ve bu boşta bir para yani. Boşta öyle duruyor bankada. Fazlalık. Fazlalık. Şimdi Çin'in arkadaşlar inşaat konularında falan mesela sen köprü yaptık diyorsun. Tamam mı? Git bir Çin'in yaptığına bak. Abi adam denizin üstüne bilmem ne kadar dünyanın en uzun köprüsünü herif yapmış ve ürettikleri, inşa ettikleri sürüye bak. İnşaat konusunda mesela biz çok hızlı hızlı yapıyoruz. İnşaat iyiyiz. Biz inşaatla uğraşıyoruz filan. Türkiye inşaat ülkesi oldu filan diyoruz. Hatta kızıyor bazı çevreler ama bir de Çin'in inşaatlarına bakın. Ha, abi adamlar şak 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 bir bakıyorsun dev gibi tesisi hadi canım dediğin sürede yapıp, yapıp geçiyorlar. İnanılmaz devasa üretimlerin altına girip de işin içinden çıkabiliyorlar. Çin gibi bir devlet arkadaşlar, trilyon dolarla adamların kaynağı var. Elinizi vermişsiniz, kapitalistler olarak, Amerikalılar olarak elinizi vermişsiniz. Kolunuzu kaptırmışsınız, yetmemiş bütün yakanızı, üstünüzdeki ceketi mi kaptırmışsınız? Ülkelerinizdeki insanlar işsizlikten kırılıyor, bütün üretimi Çin'e kaydırmışsınız. Herifler hem sizin verdiğiniz bilgileri biliyor. Yani mesela şu an sen bir Çin'e gitsen, Çin'de olmayan bir ür teknolojiyi üretecek olsam. Çin'de fabrika açacağım abicim. Bilmem ne bilmem nesi makinesi. Hiç Çin'de falan hiç kimse de olmayan bir teknoloji. Ama işte Türkiye'de üretemem. Çünkü Türkiye'de e, işçi, sigorta primiydi bilmem nesiydi falanı filanı. E, ben uğraşamam abi Türkiye'de diyorsun. Çin'e gidip fabrika açayım sen Çin'in ilk şartı şey oluyor yani sana. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun sen hayırdır? E i̇şte bunu üretiyorum. E onu ben bilmiyorum nasıl ürettiğini. Onu bana söyleyeceksin yoksa olmaz. Bunu burada üretemezsin. Nasıl ürettiğini söyleyeceksin. O bilgiyi bana paylaşacaksın hani zaten üretirken bulaşan, mecburen bildirilen bilgiler Çin elinde var. Kendisi de üretiyor. Ters mühendislik, bilgi hırsızlığı pek çok şeyle de zaten pek çok şeyle geçirmiş durumda. Donald Trump da bunun üstüne benzin döküyor. Hadi, hadi, hadi bize kafa tutun. Korkmayın. Açıktan açıktan kendi işletim sisteminizi, kendi bilmem neyse. Yani öyle geliyor ki 5 yılda 10 yıl içerisinde arkadaşlar full A'dan Z'ye işlemcisi, işlemcisi işte hafıza bellek çipi, işlemci yongaları, kamerası, ses kayıt mikrofonu. Hiçbir parçası Çin dışından e, tedarik edilmemiş full Çin malı. Telefon göreceğiz ve yetmeyecek. Hani şey de değil arkadaşlar. Toshiba'nın işte bilmem Sony'nin Japon mühendisi tasarlamış. Apple'ın bilmem Amerika'daki mühendisi tasarlamış falan. Öyle bir şey de değil. değil. Mühendisliğini, fikir mülkiyetini, fikir haklarını bile oturup Çinlilerin tasarladığı ve orada durmayıp işletim sistemini hem de tatmin edici bir şekilde işletim sistemini uygulamalarını tamamen Çinlerin yaptığı telefonlar, büyük ihtimal bilgisayarlar ve e, pek çok cihazı biz yakında göreceğiz gibi geliyor? Çin'in, Çin koca bir ejderha oldu arkadaşlar. Çin gibi bir devlet şu an şu dakika bu şekilde durdurulamaz. Bu şekilde olmaz. Bu adamlar ya yakanızı kaptırmışsınız yani. Adamlar trilyonlarca doları bir kenara yığmış. Hani Amerika'dan ben bunu duymuştum bir ara Amerika'dan çok Amerikan doları Çin'de varmış. <laughs> yani Amerika'daki dolaşımdaki Amerikan dolarından çok para Çin Halk Cumhuriyeti'nde varmış. Yani nasıl durduracaksın? Tek bir çaresi var işte bu adamlar çok aşırı kalabalık ve hep kurnaz davranmışlar. Hep böyle bir uyanık davranmışlar, sabırlı davranmışlar. Mesela iki dünya savaşı yaşanmış. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı adamlar girmemişler. Küçük çatışmaları var. Japonya'nın bile canlı okunuyor. İkinci Dünya Savaşı'na giriyor Japonya. Çin girmiyor. Girmiyor. Ne savaşlarda bu adamlar nüfus kaybetmiş. Ne işte e, savaşlarda güç kaybetmişse. Bütün ülkeler yavaşlayıp nüfusları kırılırken. Yani dünya o dünya savaşlarını yaşamasaydı. Hatta daha da evvellerinde burada Avrupa'da, Orta Doğu'da. Ve işte Amerika'ya sömürgeci olarak giden, Amerika kıtasına gidenlerin bulaştırdıkları hastalıklarla, öldürdükleri insanlarla üst üste koşsak, bütün dünya Çin gibi davransaydı, yani kimse kimseyle savaşmasaydı dünyanın nüfusu 20 milyar filandı herhalde. 25-30 milyar filandı yani. Sırf biz Türkiye'de 800 milyon, 700 milyon falan olurduk herhalde yani. Savaşmasak. Son 500 bin yılı falan Yani Çin arkadaşlar çok kurnaz bir millet ve devlet. Bunlar kolay kolay savaşmaz, kolay kolay insan kaybetmez, ee, kolay kolay işte elindeki bir şeyi yitirmezler. Çok sabırlı ve sinsi adamlardır. Bu kadar güçlendirilmişken Çin durdurulamaz. Ateşin üstüne benzin döküyor Donald Trump şu anda. Hadi kendi çipinizi de üretin, kendi tesisiniz, tesisinizi de kurun, kendi yazılımlarınızı da üretin. Epic Games mesela Batı kamuoyunda şeyi Apple, kötü adam gibi lanse ediyor, gösteriyor diyor işte bak diyor yüzde bilmem kaç komisyon alıyor. Ben diyor onu düşürmeye çalışıyorum falan. Belli ki Çin'de kendi Apple'ın üretecek çok kaliteli ürün, yazılımı da kendinin, bilmem neyi de uygulamaları da full kendinin. Tertemiz Cilop gibi bir işletim sistemiyle o Android falan onlara da hiç bulaşmayacak. Belli ki muadillerini üretecekler arkadaşlar Çin'de. Amerika'nın yaptığı bu Çin'e Huawei özellikle de arkadaşlar ki bu Huawei bayağı her şeyini atmış. Yani bizim kullanıcı olarak gördüğümüz Huawei cihazlar. As evimizdeki modem falan görürüz. Bu adamlar altyapı falan pek çok yüksek teknoloji gerektiren cihazları bu herifler üretiyor. Hani dediğim gibi arkadaşlar bu Huawei'yi ateşe benzin döküyorlar. Huawei yakında her şeyi kendisi üretir. Çin durdurulamaz. Çin bu saatten sonra durdurulamaz. Çin'i yavaşlatmanın, Çin'i durdurmanın tek yolu bu adamlar çok uzun zamandır, 150-200 senedir adam akıllı savaş yaşamıyor. Ne para, ne kaynak, ne insan kaybediyorlar. Bunun tek yolu Çin savaşı abi. Birileriyle savaştıracaksın veya kendin bizzat gideceksin. Ya bıktım senden ya seninle mi uğraşacağız lan? İzin almıyorsun, kopyalıyorsun, bilgi çalıyorsun, bütün ajanlık yapıyorsun. Mesela TikTok, ben öyle duymuştum internette. yani kaynağım şey değil ya, internette birileri araştırmış. Kaynak sağlam değil, onu demek istiyorum sağlam olmayan bir kaynak araştırmış. Yani şaibeli falan değil yani. Bir yani öyle bir devletin kuruluşu falan değil. Onu demek istiyorum. TikTok araştırmış adam. Telefonun A'dan Z'ye bütün alabileceği bütün veriyi Çin'e yolluyormuş. TikTok portlamı. Telefonla alabildiği bütün veriyi alıp, veriyi alıp yolluyormuş. Tamamen bir casus yazılım. Hani Çin bu şekilde işte sen Çin malı bütün tesislerde Çin malı portlamı herkese kurulup Herkes ajan, Çin ajanına dönüşüyor. Hani dediğim gibi bu Amerika gözünü karartacak. Madem kafayı taktılar bu Çin'e. Bugüne kadar bu adamları bu kadar güçlendirmeselerdi keşke. Kalabalıklar diye. Yoksa laptop bilgisayarı Japon niye üretemesin abi memleketinde? İşte arabayı niye İtalyan Türk üretemesin? Bilmem. İşte monitörü, bilgisayar monitörünü, TV TV mesela İtalyan niye üretemesin? Fransız niye üretemesin? Yani fikir açısından da zaten hepsinin mucitleri e, şeydir. Avrupalılar filandır. Yani pek çok ürünün icadına bakarsanız Çin icadı değil de Çin ne bulmuş abi bugüne kadar? Bir barutu bulmuşlar başımıza bela. O da işte tüfeği eline kapan, silahı eline kapan birbirini tarıyor öldürüyor. Bir barutu bulmuşlar. Ne işe yarayacaksa yani başımıza bela. Hani dediğim gibi arkadaşlar bu Çin Donald Trump hata yapıyor. Bence bu daha beter güçlendirecek Huawei'yi çatır çatır kendi seslerini kur, kuracaklar ve Amerikalılar kara kara düşecek ya biz ne yaptık adamları daha beter güçlendirdik A'dan Z'ye her şeylerini kendileri yapmaya başladı diyecekler gibime geliyor arkadaşlar. Çin'le uğraşmak zordur. Çin gibi bir devletle uğraşmak zordur. Ellerindeki kaynaklar inanılmaz Çin'in. Bu sanki biraz Donald Trump sanki mahalle kavgası ağız dalaşı yapar gibi. iki komşunun ağız dalaşıymış gibi yürütüyor bu şeyi. O işler o şekil olmaz yani. Çin gibi bir devlet bu saatten sonra o bu kadar e, yakasını kaptırdıktan sonra bu düzen kapitalist ülkeler, batılı ülkeler yani sen çalış, üret, ben tüketeyim e, mantığıyla ilerlediler ama bir anda dank etti kafalarına Ya bu yarın öbür gün biz buna her şeyi üretiyoruz. Yarın öbür gün adam gelir. Ben üretiyorum lan der. Her şeyi ben üretiyorum. Sen dünyada yaşamana izin vermiyorum der adam. Bütün teknolojide de sıkıysa gıkını çıkar der adam gelir tepene biner. Bu dank ediyor yavaş yavaş kafalarına ama iş işten geçti bence arkadaşlar. Bu saatten sonra Çin durdurulamaz. Ancak savaşta, ancak savaşta birebir fiziki Amerika gidecek gözünü karartacak. çatı çatı savaşacak orayla. İşte savaşı bahane ederek bütün üretim tesislerini falan vurmaları lazım Çin'in ki Çin şöyle 20-30 sene dünyadaki pek çok Orta Doğu ülkeleri özellikle Avrupa ülkelerini hem 1. hem 2. Dünya Savaşı'nın aldıkları yaralardan sonra bu dünya yavaşladı ama Çin Çin hiçbir şeyden darbe almadı. Son birkaç yüzyıldır Çin hiç yavaşlamadan büyüdü, gelişti. Bir şekilde yavaşlatmak lazım. Burada savaştan başka hiçbir şeyle Çin'i artık kimse durduramaz. Bu adamlar her şeyi ama her şeyi yaparlar arkadaşlar. Bence. Trump boş yapıyor. Trump boş yapıyor.